Herkese merhaba, ben Aslı Kızmaz. Yılın o günü geldi. Karavan tatiline çıkmamıza çok az kaldı. Geçen sene yaptığımız gibi bu sene de Bassins'a geldik. Çok güzel bir karavan alışverişi yapacağım. Ama bunu bayram alışverişi olarak da alabilirsiniz. Bayram tatilinde denize gidecekler de alabilir. Kısaca tatil alışverişi diyelim. Ama bizim bu senenin ilk tatili karavan olacağı için ben biraz daha oraya uygun, daha kompakt şeyler alacağım. Arada sevdiğim şeyleri görünce size onlardan bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki ben de çok sağlam bir Bassins'mış. Bu yüzden buradaki ürünlerden de çok iyi bahsedebileceğim. Evde günlük kullandıklarımdan da bahsedeceğim. O kadar büyük bir mağazadayız ki geçen sene beni küçücük bir dükkana koymuşsunuz. Muhtemelen çok alışveriş yapmayayım diye ama bu sene çok kötü şeyler yapacağım. Çünkü yani o kadar büyük ve o kadar her şey var ki muhtemelen delireceğim. Bir de bugün bir sepet yapacağım ya, o sepetten bazı şeyler seçeceğim, sonra size hediye edeceğim. Çünkü çok tatlı bir insan. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, şimdi direkt dükkandan girdim, sol tarafa geldim. Burada abi şey, Burcu Esmersoy, Bassins ödül töreninde bahsetmişti işte. Mesela makyajsız mı çıktım, hemen Bassins'a geliyorum, pıt pıt iki allığımı sürdürüyorum, bütün testerlardan çıkıp gidiyorum diye. Ama zaten Bassins'ta make-up stüdyo varmış. Ben de bugün gördüm. Buraya geliyorsunuz, ay bunu da söyleyeceğim. Gece makyajı, günlük makyaj, gelin makyajı var ve gelin makyajı 250 lira. Yani ne demek istediğimi anladın. Çünkü bunun yanında 1-0 artılar artılar olduğu için aşırı uygun. Ben şok. Yani bence bir bakın. Bir de mesela günlük makyaj 50 lira. Hadi gece makyajını da söyleyeyim. O da 100 lira. Bence çok mantıklı. Ve yani Bassins'ta satılan ürünler. Yani her ürün var aradığınız kısaca. Geçen sene yine aynı şekilde başlamıştım. Bu sene de aynı şekilde başlayacağım. Revlon'un böyle pıt pıt sürülen bir kalem rujunu almıştım. Yeni ürünmüş bu. Dur deneyeceğim. Bu kalem ruj değilmiş ama yeni ürün. Güzel. Lip tint. Çok iyi anlarım makyajdan. Lip tint. Ben geçen senekiden gördüm. Geçen sene bunu almıştım. Bu yani bayağı bitti. Ama bu sene bunu almayacağım. Ay bu güzele benziyor. Bakayım. Güzel değil mi? Bir de hafif nude. Ben şimdi yanacağım ya. Karavan İtalya Sicilya'ya gideceğiz. Bir 10 gün Sicilya'dayız. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Aa İtalya demişken adına bakacağım çünkü sadece Milano'yu gördüm. Deborah. Bir şey diyeceğim, şunun bir maskarası varmış. Bayağı diyorlar ki, zaten bu kapalı demek ki tester değil. İnanılmaz iyi bir maskaraymış. Bunu da koyuyorum. Hem deneyince söylerim size ne kadar iyi. Bir de size de hediye etmiş olacağım işte. Daha ne olsun ya? Hadi devam ediyorum. Ay bak bu sene çok mora taktım Mustafa biliyor musun? Senin de üstün mor. Tam sweatshirt'ünün rengi. Şu Rimmel London'ın bu böyle parlak gösteriyor. Jel oje gibi. Bu seninki tonlarımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bunları attım. Ha bu arada bugün aldığım her şey, evet hem birisine hediye edeceğim. Her şey değil ama seçeceğim. Bir de hepsi Bassins'ta bir link oluşturacağım. Aslı bu kaç numara? Aslı o neydi? Aslı bu neydi demenize gerek yok. Linke tıklayıp oradan her şeyi görebileceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Geçen sene de yapmıştık. Bu pamuğu bana Betül göndermişti Bassins'tan. Bu bir Türkiye'de üretiliyor. İkincisi de organik. Bence yani bu arada mesela Allah. Allah. Çalıştığım markalarla biliyorsunuz ya bir başlıyorum ve gidiyorum yani. Hani çok nadir one shot iş yaptığım iş oluyor. Onlar da sosyal sorumluluk oluyor. Çalıştığım markaların hep böyle bir şeyini buluyorum kendime yakın ki devam ediyorum. Mesela Watsons da bir çok fazla kişiye istihdam sağlıyor. Çok büyüyor çünkü Türkiye'de. Ama ikincisi artık bazı ürünlerini Türkiye'de üretiyor. Bu da çok havalı bir şey. Değil mi? O yüzden I love Watsons. Gidiyorum. Abi bak bunlar da işte Türkiye'de üretilenlerden. Aseton ve şöyle bir şey. Koyu renk oje için var. Açık renk oje için. Açık renk de vardır diye düşünüyorum. Neyse koyu renk. En önemlisi bu. Böyle yanları sipsi sipsi her yere dağılır. Sinirin bozulur. Bu onu çözüyor. Bir de seyahat boy abi. Bu bence en önemli şey. Seyahat boy. Bu neymiş be? Aa renk değiştiren sihirli tırnak tozları. Evet arkadaşlar, proje iptal. Mustafa dükkanı kırdı. Mustafa biz dükkanı el birliğiyle ne dersin ha aşkım? Olur mu? Ay ben bu Revolution'ı çok seviyorum ya. Hiç de bilmiyordum. Geçen seneki alışverişte gördüm. Benim şu kız var. Bu kızı da hiç tanımıyorum. Sofia. Blogger. İşte blogger, tabii ki de ben sadece kendimi bilirim bloggerlardan. Çünkü ben bir bloggerım. Ben bunun paletini aldım. Hala bu, gözümde hala bu var. Çünkü dünyanın bence en iyi paleti. Sonra ben bu Revolution Max ile bir tanıştım. Sen bir sev, bir bayıl. Hem yani çılgın pahalı değil. Şimdi gerçekçi olalım, artık her şey çok pahalı. Hem çılgın pahalı değil, hem de ya çok iyi. Gerçekten çok iyi. Aşırı iyi. Neyse bu da bir yıl olmuş. Moralim bozuldu, yaşlanıyoruz Betül.
Neyse ben gene Revolution'dan bir şey alacağım. Ve ben demin görmüştüm bunu, o yüzden hiç size şimdi rol yapmayacağım. Bak. Ki Naz daha iyi parçalasın, daha delirsin diye. Bak bunu sadece paketini gördüm ve bunu alacağım dedim. Ne olduğunu bilmiyordum. Sonra içini gördüm. Ah Mustafa sen de görün. Allah. Ama neyse benim bu boş önemli değil. Çok iyi değil mi? Ben kurgucu beyimiz diye. Şimdi size bir marka daha tanıtacağım. Betçiler söyledi bana çünkü neydi adı? Miskop. Çok uygun. Çok uygun. Bunu nasıl anlatsam? O kadar uygun ki. Ve bu star ürünleriymiş. Bunu da alıyorum çünkü ben aşırı kullanırım şu kaş şeyi. Kaş sabitleyici. Şimdi şey moda ya böyle havalandırmak yukarı doğru kaşları. Benim doğuştan öyle olduğu için. Allah herkese vermiyor be. Ha dur bak. Bak bu çok iyi. Bunu alacağım. Concealer bu ve hani olay bir concealer. Revolution'ın. Ödüllü mü? Ödüllü. Bunu da aldım. Ay Allah'ım manikür yapmak çok eğlenceli. Tatile gidiyorum, tatile gidiyorum, tatile gidiyorum. Tatile gidiyorum. Dur Mustafa. Burayı çok seviyorum. Şimdi bunlar bir Watsons'ın alt markası bu. İkincisi de doğal her şey. Organik. Burada da şu ürünün hastasıyız. Çünkü denizden çıkacağız ya, denize gireceğiz ya, havalar ısınacak ya. Denizden çıkınca saçlarımız böyle olacak ya. Bunu fık 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 sıkacağız, sonra saçlarımız tarayacağız. Çünkü yaz geliyor. Çünkü karavana gidiyoruz. Çünkü İtalya'ya gidiyoruz. İtalya, İtalya, Sicilya, Sicilya, İtalya, İtalya, Sicilya. Çok mutluyum gerçekten, o kadar mutluyum ki size anlatamam. Bunu da attım. Yine bir şampuan köşesinden herkese merhaba. Önce İlker'i çözelim. Niye İlker'e şampuan alıyorum ki? Şaka şaka. Bir şey diyeceğim. İlker'in saçları benim saçlarımdan 10 kat daha şey gür. Adam saçtan üretilmiş yani hani. Benim de saçlarım gür. Sonra biz dedik ki Naz'ın da saçları aşırı gür olacak dedik. Naz geldi oldu. Ve hala yani sayabiliyoruz saç tellerini. Çocuk kime çekti bilmiyorum. Neyse İlker'e clear alayım. Kepeğe karşı etkili şampuan. Tamam. İlker'in kepek sorunu var. Bunu geçen sene hatırlarsınız. O yüzden kepeğe karşı etkili şampuan kullanmak istiyor. Neymiş kız bu? Kömürlü. Oha çok iyi kokuyor. Oha bu da çok iyi kokuyor. Kömürlüyü alacağım ya. Daha erkeksi geldi. Allah'ım çok eğleniyorum. Hadi gelin. Tabii ki de Dove alacağım. Çünkü ben Dove'un yüzüyüm. Şaka şaka Dove'un yüzü değilim ama Dove'la birlikte çalışıyorum. Çünkü Dove'un bir yüzü olmuyor. Bu da çok havalı bir şey bence. Öyle bir celebrity'yle, bir ünlüyle hiçbir zaman çalışmıyorlar. Normal kadınlarla çalışıyorlar. Hiçbir zaman fotoğraf hilesine başvurmuyorlar. Yani sizi aldatmıyorlar ki bence çok havalı bir şey. Özellikle gençler için yani böyle genç kızlar için bu o kadar önemli ki işte televizyon reklamlarından, Instagram'dan, YouTube'dan işte saçlarının yarısına ek eklenmiş, buralarına bantlar takılmış, Photoshop'la oynanmış biyonik kadınlar görüyorsun. Ben bile yani ay bu kız ne güzelmiş falan diyorum ya. Ben bile etkileniyorsam 15 yaşındaki çocuk nasıl etkilenecek düşün. Ama benim canım markam böyle şeyler yapmaya çünkü ben onu çok sever. Çünkü ben onu yüzüyüm. Ve ben de doğal güzel devam edeyim. Ay şu Tony Angay gene klasik Betül Bilir almam lazım. Çünkü İlker Bey Hazretleri Tony Angay bunsuz yapamaz. Geçen sene de almıştım onu bitirdi. Biz her sene bekliyoruz. Bastığınız dönemi gelse de alalım diye. Yok bak bu seyahat boyu geçen sene yoktu şu büyüğü almıştım. Seyahat boyu var. Seyahat boyunu ağlıyorum. Devam edelim. Ha dur bak. Bir şey göstereceğim size. Bunu da koyuyorum. Neden? Çünkü herkes sordu. Saçımın rengini çok beğendiğiniz için. L'Oreal Paris Excellence 515. Excellence krem. Bir şey unuttum. Cream. Krem. Bilmiyorum. Neyse. Bununla boyamıştım saçlarımı. Saç sırları için. Ve çok güzel oldu gerçekten. O yüzden tavsiye ediyorum size de. Bunu da sizin için koyuyorum. Bir şey istersen söyle alayım sana da. Tabii ki de toka alacağım. Önce... Aa sana da toka alayım. Çok... Tamam. Hangi tokayı alayım sana Mustafa? Erkek şey biraz siyah. Erkek şeyi siyah. Üf. Gardırmaz toka alıyorum. Bunu Mustafa'ya alıyorum. Bu ne? Bu da Nazika'ya çünkü saçı şu kadar. O yüzden anca bu yeter yani. Bunu alıyorum kızıma. Ay şurada şunlar da varmış. Annesinin bir tanesi. Aldım bunları. Tabii ki de geldik yine bir günlük pet bölümüne. Geçen sene bakayım esnek rahat yaprak. Kankacığım ben bu işte çok klasikçiyim. Biliyorsunuz bu konuyu geçen sene konuşmuştuk yani. Orkide aldık devam ediyoruz. Kolay gelsin. El yıkama. El yıkama alayım mı ya? Alayım tabii el yıkama. Niye almıyorum ya? Alayım. Ay bu neymiş ki kız? Dalan.
Ne güzel yapmışlar değil mi? Bak bu Dalan da çok eskinin markasıdır Mustafa, bilir misin? İnşallah öyledir. Ay ben şu şeyden alacağım el sabunu. Siveno alacağım. Siveno biz evde de kullanıyoruz. Vallahi çok memnunum. Vegan, çevre dostuymuş. Defne yağlı doğal sabunu evde de kullanıyoruz. Ve ben seviyorum bu Siveno'yu. O yüzden Siveno aldım. Ay dur. Ay çocuk yeri. Şimdi geçen sene bir konuşma yaptım. Ay hoş bir devam ettirecek. Bu yabancı ülkelerde şey musluğu olmadığından çok zorlanıyoruz. Islak mendil deposuyla öyle gidiyoruz o ülkeye. Bu kadar yeter. Nas çünkü o zaman da bezi bırakmış olacak. Geçen sene Watsons'tan bir ürün almıştım da krem. Bebek kremi. Çok iyi burada şimdi bulamadık onu. Bu mağazada bitmiş demek ki. Çünkü ben paylaşınca her yerde sold out oluyor. Üstünden bir yıl geçse de. Destin alayım bir de. We love Destin. Vallahi seviyoruz. Tamam burada bir şey yok. Çası diş macunu. Diş fırçası diş macunu. Aa Shakira sen kimsin? Bu kimmiş kız? Bu ünlü müydü? Futbolcu. Kesin bir futbolcudur bu. Bakayım. Hiç tanımıyorum. Neyse. Kokonatlı mı? Kokonat. Ben kokonat çok severim. Bir de yaz demek ya kokonat. Bir de survivor demek falan. Bunlar hep böyle bir adada. Issız bir adaya düşsen. Bunu da hep naza alıyorum. Bakın ben bunu kullanıyorum naza. Çok memnunum. Hala dişleri var. Dişleri varsa memnunum. Olaya böyle bakıyor. Bir de yiyor böyle. Anne, anne, yummy, anne diye geziyor. Diş fırçası. Ah, dur şey alacağım. Heh, Watsons sınmış bu. Şurada şey da alabilir miyim acaba? Ay şu neymiş be? Ay bir tane şundan da geçen sene de almıştık. Sonra ben onları kaybettim biliyor musun Betül? Bir iki. Aa bunun kömürlüsü varmış. İlk kere de kömürlü mü alsam acaba? Kömürlü şampuan aldım ya. Ay almayacağım yeter bir tane abartmayalım artık. Evet bir de şimdi diş fırçası alayım. Ne alayım? İki tane. Kırmızı yeşil. Aa dur siyah alayım bak siyah güzelmiş. Siyah yeşil güzel oldu. Ay bir de şey alayım. Aa bu da mı Watsons'ın? Tartar kontrol. Bu işlere biraz önem veriyorum da. Koku ağzı kokan insanlar lütfen rica ediyorum ya. Bir kendinize gelin ya. Şöyle gidip dolanalım. Çünkü bir fıs fıs alacağım. Ne alsam ne alsam. Bu konuda da işte geçen sene hep Nivea kullanıyordum. Ama bu sene Dove. Dükkanı gene yıktı. Dur bakayım başka ne marka? Aa bak Sebamed de güzeldir. Bak bu Sebamed'i de kullandım. Bu da güzeldir. Rexona da güzeldir. Bak bak Invisible Freshman. Invisible bunu da kocama alayım. Watsons'ın ürünü demek ki bu da. Hani çünkü üstünde Watsons yazıyor. İşte Watsons yazıyorsak neyin ürünü olabilir? Watsons'ın ürünü olabilir. Ay gençken biz hep 8x4 kullanırdık. Bir de parfüm de öyle memur çocuğu parfüm falan almıyorsun yani. O 8x4'ü böyle her yerimiz, her yerimiz. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Küçücük. Bu bana yeter bence. Çok büyük şey götüremiyorum, uğraşamıyorum ya. Bu da güzelmiş, dur bu neymiş. Bu nazım, bu benim. Nasıl fikir? Bayram da sonuçta Betül. Kolonya da almam lazım. Babylerim için de atıyorum. Zaten bu Watsons. Ben bence Watsons'ın yüzüyüm. Watsons bana ödül töreninde ödül vermedi biliyor musunuz? Seneye vereceklerine söz verdiler. Yılanın neşe katanı ödülü istiyorum. Eğer seneye vermezlerse o sahneye çıkarım. Ama ya bu o kadar güzeldi ki Watsons ödülü. Ben böyle gittim. Unutmuşum ben tabii ki de evde böyle çalışıyorum. Sonra bir fark ettim Watsons ödül töreni. Gene bir tane pantolonun üstünde bir şey saçımı sıkıca topladım bastım gittim. Millet tabii tuvaletlerle gelmiş. Tabii ki de ben gene orada liseli kız gibi. Neyse ama çok eğleniyorum. Enis sunuyor falan. Sonra Burcu böyle yaptı. Burcu ile Enis sunuyor. Sana dedi bir sürprizimiz var dedi gecenin sonunda. Ha biliyorum dedim Sertab çıkacak Sertab Arena. Yok yok dedi erkek dedi. Ben Kenan Doğulu mu dedim. Sonra Kenan Doğulu sahneye çıktı. Sen kendimi bir sahneye aldın. İlk ben. İlk sahnede ben varım. Issız bir adaya düşsem. Benim yüz olduğum... Ha Kurgucu Bey bu konuyu biliyorsun. Şu an bu markanın, gerçekten bu markanın yüzüyüm. Sadece çok bütçeleri yok. Reklamlarda oynayamıyorum. Yani yüzüyüm. Şuraya bari sticker'ımı mı yapıştırsanız? Dünyanın en iyi. Yani duş jeli. Başka duş jeli kullanamıyorum gerçekten. Çok iyi. Yani o kadar iyi ki. Geçen seneden biliyorsunuz. Sadece bu sene Betül söyledi. Bir de şu çıkmış. Kokladım aşırı iyi. Gerçekten yani badem süt. Ve fındıklı. Bu da çok iyi. Zaten aday yürümüş güzellik ödüllerinde ama kusura bakma canım. Marka bağlılığı var. İkisi de aynı marka bu arada. Çok seviyorum onu. Biz dükkan büyük... Mesela geçen sene ben direkt girip lambur lumbur yapmıştım ama bu sene çekimden önce bir tur attık çünkü çok büyük. Videoyu bitiremeyiz diye. Cevahir'deyiz. Bu jilet ben gerçekten hep bunu kullanıyorum. Böyle kenarlarında sabun gibi bir şey var o kadar rahat ki. Yara bere olmuyor size söyleyeyim bayağı iyi. Bu neymiş kız? Ya ay ay ağda şeyleri kendimi kötü hissediyorum. Issız bir adaya düşsem. Aa bu sene yenileri gelmiş. Betül hiç söylemiyorsun. Ben geçen sene bunların şeylerini almıştım. Kurularını. Dur BFF.
Bu eksioksa. İşte size çok iyi şeyler seçiyorum ama farkındasınız değil mi? Bunlar sizin olacak. Ah şu an bunu... Sen niye bunun burada oldu? Niye burada olmasın ki? Bunu bana gelip Betül göndermişti. Bu böyle bir durdu 2-3 ay. Ben böyle mesela bir şey kullanmadan asla paylaşmıyorum biliyorsunuz bana hediye gelen. Durdu, ben kendi bakım şeyimi bitirdim. Sonra buna geçtim. Abi banyodan sonra bunu saçlarıma sürüyorum. Böyle bir şey yok. Bak size yemin ediyorum. Oha 20 liralık alışverişte 15.90 düşmüş ama aslında sepetine koyuyorum. Bende var, ben bunu sonra çıkaracağım. Sırf sepete koyuyorum ki benden size gelecek hediye paketinde bu olsun diye. Bu arada ekrana bakamıyorum, devamlı çevreye bakıyorum çünkü yani şu an çok eğlenceli. Seneye yine yaparsak bu işi, bu sefer yanıma çekiliş gibi bir şeyle bir takipçi seçeceğim. Onunla beraber yapalım, o da istediklerini alsın. Çok iyi olma. Ah keşke bu sene aklımıza gelsin. Ve tabii ki de maske. Geçen sene bir tane öyle maskeli fotoğrafımız var hatta. Ya ben gene bunları seçeceğim Betül. Ya burada çok fazla şey var. İşte bu sene bunlar da çok modaymış. İşte altınlı falan var ama ben tabii ki de İlker'i bu sefer bence tavşan yapalım. Ne dersiniz ha? Güzel olmaz mı? Tavşan. İlker tavşan olsun. Ben de bu olayım. Evet yani cilt bakımından anladığım tavşan gibi. Ben böyle bunları seviyorum ben. Aa! Bunu hiç göstermedin bana. Çok iyi salatalıklı. Baksanız gerçekten salata şeklinde. Bunu da atıyorum kızla. Sizin için bir tane de Magic Retouch atıyorum. Tatilde hayatımızı kurtaracak yegane şey. Devam ediyorum. Böyle mi gideyim, böyle mi gideyim? Ama diyeyim mi, böyle mi gideyim? Şimdi Pure Beauty bu aşırı iyi bir markaymış. Ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Makyaj temizleme mendilini alıyorum. Çünkü tatilde abartmayın, uğraşamam. Ve bunu ben bir videoda görmüştüm. Bugün de çok merak ediyorum. Tabii ki de gelip almadım. Bu videoyu bekletti. Bunun işte şey siyah nokta. Sürüyorsun. Sonra yapıyorsun, geçiyor. Bunu da koyuyorum, göreceğiz. Dur ben bir şey daha beğenmiştim burada. Heh. Abi şunu aşırı merak ediyorum. Fruda Blueberry nemlendirici etkili temizleme köpüğü. Her gün de tabii ki de ıslak mendille temizlemeyeceğim için gece yatmadan mis gibi temizlemek için bunu kullanıyorum. İçinde gerçek meyve suyu varmış bunun. Bakıyorum şu an başka. Ha evet, bir de tonik demiştik. Neredeydi tonik? Ha soda toniği. İşte bunu açacağım size. K-Beauty'ymiş bu. Onu söylemişlerdi. Bu Kore güzelliği. Bunlar vallahi filmde, kozmetikte her şeyde. Bir Kore'ye mi gitsek? Beni Kore'ye götürsenize ya. Baksanız ben bunu içerim. Bu tonik. Evet çok iyi ama sakınmıyor. Ya Betül o kadar inandı ki içerim. Çünkü beklersin ya benden yani bunu. Cilt için. İçilmiyor arkadaşlar. Ay benim aşkım şu güzel... Aa bu çıkmıyormuş. Gel şu arkadaşımın güzelliğini göster. Ay benim güzelim aşkım. Ve bak size şöyle söyleyeceğim. Dünyanın en iyi kalpli kadınlarından birisidir bu arada. Pelin Karahan. Dur bakayım başka arkadaşım var mı benim burada ya? E arkadaşım işte. Bence ben Monica Bellucci'ye benzemiyor muyum? Aa bu neymiş kız? İngiltere'nin sevilen markası. Solate. Bebek losyonu. Dur bakayım paraben içeriyor muymuş? Bulamadım Babyler. O yüzden bilemiyorum. Zaten biliyorsunuz çocuk ürünü şey yapmam, çok önermem. Öyle ekstra. Heh burası da güneş belime. Çünkü sıcacık yerlere gidiyoruz. Kakao ve havuçlu. At sepete. Ne güzel yakara. Eda Taşpınar gibi olursun yemin ediyorum. Sebamet. Ben Sebamet'e çok güveniyorum ya. Niye bilmiyorum. Böyle bir logosundan mı? Şeyinden böyle çok bir güven vermiyor mu Sebamet? 50 çok yönlü koruyucu. Ne çok yönlü? Abi şeydi. Şimdi aldım da. Bir taneyi her yere sürsek ya. O çantanın içinde 7 ele ayrı, kola ayrı, dize ayrı güneş kremi. Öf. Naziko'yu seçtim, dediğim gibi demin baktık burada yoktu. O zaten daha bitmemişti. Ben bunu daha önce de söylemiştim de gene söyleyeyim. Derma kozmetik ürünleri satıyor artık Watsons. Böyle köşelerinde haberiniz olsun. Oo fırsat reyonu. Bak şu hayatta en sevdiğim şey fırsat reyonudur. En ucuz her şey. Bakayım. Buradan ben bir şeyler alırım. Net. El kremi alalım bir tane ya. Fırsat reyonu en sevdiğim. Erlen'in karavanı anahtar. Aa, ne çabuk buraya geldik ya. Bu mini suk. Doğru mu söylüyorum onu? Mini su. Mini su reyonu al, yani corner almışlar Watsons'ta. Ama sadece burada. Başka yerde yok değil mi? Sadece Cevahir mağazasında var. Onda da haberiniz olsun. Bu ne sizce? Çocuğunu dürtmem. Mustafa. Mustafa. Bu ne ya? Ben bu çok sevdim baba. Nazı alacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama önemli değil. Dur deve şurada bir şey yapmış. Nazı bu çantayı alayım mı? Ne olur. Ne olur alayım bunu. Çok iyi. İtalya'da şey gezer. Karavan gezer. Ay ben burada işte kafayı yiyorum. Özür dilerim. Şu an kendimi kaybettim. Gaz çıkartacağım. Masaj aleti miymiş? Çok iyi. O aldığım şey masaj aletiymiş. Baksanıza. Göbeği koyuyorum. Gaz çıkartacağım. Bugün de malumunuz şey yapmayacağım için. Bugün de fıt fıt yapmayacağım ya, yani poşeti artık biliyorsunuz almıyoruz. Ben şimdi getirdiğim çantamı aslında göstermek isterim size. Bu kadar büyük artık bez çantalarla geziyorum çarşıya çıktığımda. Ve her şeyimi ona atıyorum. Ve muhteşem bir şey ama şimdi alalım ki alışverişimizi koyalım, güzel olsun. Ay gözlük de mi alsam kendime? Alayım mı gözlük bir tane?
Hadi gidelim. Ya şu şurada dursun, hadi gelin. Makyaj fırçası. Elf'in şeyleri, fırçaları aşırı iyiymiş. Bunu çok kişiden duydum. O yüzden fırça alacağım. Şunu alayım işte. Normal fit fit. Bir de şundan alayım. Bu allık mı lan? Bence allık, tamam. Bir de bu. Bir şey daha çok iyi diye duydum. Dur, burada bir ruj beğenmiştim ben. Heh. Gündüz gece ruju. Ay çok rahat değil mi? Bak bir tanesi nude, bir tanesi daha koyu. Hepsi burada. Bir de pıt pıt bunu sürüyorsun, çeviriyorsun, pıt pıt bunu sürüyorsun. Demin şunu gördüm. Şişt, baksanıza. Çok iyi değil mi? Bunu da çok seviyorum ve bunu aldım. Ha bak bir de ben bunu kullandım. Bu da çok iyi ürün ha. Haberiniz olsun ama almayacağım şimdi, abartmayın. Alışverişi yaptım. Sizlere çok güzel bir şey hazırladım. Bütün bu hani sevdiğim ve Watsons'cıların da favorisi olan ürünlerden kocaman bir torba yaptım. Onları göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Çok basit. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Ben biliyorsunuz çekiliş mekiliş çok sevmiyorum. Ama burada da başka şansım yok. O yüzden bu videonun altına güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz. Ne isterseniz yazın. Kanalı beğenmek zorunda değilsiniz. Takip etmek zorunda değilsiniz. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sadece yorum yazın. Tamam mı? Ki siz olduğunu bileyim. Onu da o kişiye göndereyim. Nasıl fikir? Güzel. Daha ne yapayım bence. Kabul edin iyi. Ben çok mutluyum. Çok güzel şeyler aldım. Çok eğlendim. Bir de böyle hani eskiden Show TV'de mi ne bir yarışma vardı ya. Böyle süpermarkete giriyorlardı. En çok alışveriş yapan kazanıyordu. O yarışma birincisi kesin ben olurdum. Çünkü bu işlerde çok iyiyim, kabul edin. Seneye yine başka bir Watsons mağazasında görüşene kadar. Keep bye. Uf.